Ben şimdi İstanbul'a döneceğim. Valla alışkanlıkla Ankara'ya döneceğim diyebilirim. Yalnız Onu bu kabul edin. Yani İstanbul'un sessizliği çok güzel bir şeymiş ya. Vallahi İstanbul'un ya. sesi peki. Can Özçelik'e soracağım. Çünkü ilk haber Oda TV'den çıktı. Cuma günü bu açıklamayı yapacak diye. Ama Özgür Özel de bunu doğrulamış oldu. Yaptığı Açıklama. paylaşımla. Bu anlamıyla yapılacak açıklamanın genel başkan adaylığı açıklaması olacağı sizdeki bilgi nedir? Kesin mi genel başkan adaylığı açıklaması mı? Diğer yandan grup başkan vekili konusunda da bir bilgi var mı sizde? Bir bilgi duyum var mı sizde? O anlamıyla Balbay'a sorduğum gibi size de soruyorum. Biz aslında Cuma günden itibaren ilk CHP kurultayında Kılıçdaroğlu Özgür Özel rekabeti yarışımı göreceğiz. Evet, yani biz de yazdık, haberimizin de arkasındayız dememe gerek yok. Zaten Özgür Özel de açıklama yaparak Cuma günü açıklayacağını söyledi. Bence de, yani ben Mustafa Bey'e katılmıyorum bu konuda. Özgür Özel Cuma günü genel başkanlık için adaylığını koyacak ve grup başkan vekilinden de istifa edecek diye bir bilgi var. Buraya gelmeden önce genel merkez... İstifa edecek şeklinde. Evet, evet. Ben ederse bir, zaten evet. Başka olur demiştim. Evet, evet, evet. Öyle. Ederse ciddi bir aday olur o zaman. Öyle bir bilgi de var. Gelmeden önce de genel merkez yöneticileriyle böyle birkaç telefonla da görüştüm. Onların da artık aday gözüyle bakıyor. Hatta işte delegede kurultay olduğunda Kasım gibi konuşuluyor kurultayında. Ekim değil de Kasım, Mustafa Bey de söyledi zaten. Kasım gibi kurultay olacağı söyleniyor. Hatta delege sayısında işte Özgür Özel'le Kemal Bey arasındaki delege sayısının alacağı oy oranının bile bir tartışması başlamış. Yani öyle bir yaptığım birkaç görüşmeden de artık bunu bu çıkardım. Evet. İnce yani. Hesaplar başlamış evet, yani. Evet, ince hesaplar başlamış ama genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde, çok çok önde tamamlayacağını, çok büyük bir farkla genel başkan olacağını öne sürüyor ama tabii il başkan illerde yapılan delege seçimlerinde İstanbul'da özellikle değişimciler açık ara önde. Tabii diğer illere bakmak lazım burada. Diğer illerde Anadolu'da nasıl durum? Değişimciler böyle bir hareketli ama genel aslında merkez siz benim öyle üçüncü düşünmüyor. sorumu sormadan yanıtına başladınız. Evet. Genel Yani merkez çok Kılıçdaroğlu Özgür Özel yarışmasını kim kazanır, kim daha iddialı sorusunu soracak mı? Siz başladınız, lütfen devam edin. şöyle genel merkez çok iddialı. Yani arada bir 1200 delege var. 1200 delegesi var. Kasım'daki kurultayda şöyle bir yönetici şöyle bir ifade kullandı. Bin fark evet bine 200 olur dedi. Yani 1000 delege Kılıçdaroğlu'na oy verirse 200 delege Özgür Özel'e verir dedi ama çok gerçekçi bir rakam değil bu çünkü İstanbul delege sayısı 600 delege 300 küsür 350 tane değişim delegesi var burada. Yani İstanbul bile sadece verse genel merkezin dediği rakam çıkmıyor. Bence öyle açık ara bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok yoğun değişimciler, yoğun çalışıyorlar. Böyle hani çantada keklik bir kurultay olmayacak anladığım kadarıyla. Ama genel merkez tabii birazcık da algı da yapıyor olabilir orada. Doğal olarak, haklı Peki. olarak da, haklı Ki belki olarak da muhtemelen başka kendi adaylarda yönetimlerinin devam edeceği söz konusu. yönünde bir iddiaları var. İddiaları Tabii var. Can izliyor gelişmeleri. İl kongreleri de çok belirleyici olacak. Önümüzdeki hani hafta sonu ve bir hafta sonu il kongreleri yapılacak. İstanbul İl Kongresi için böyle bir şey söyleniyor. Yani İstanbul İl Evet. Kongresi gelecekteki kurultayın aslında bir provası Etkiler. Olacak diye. Son 3-4 seçimi 15-20 oyla aldılar evet. hep. Yani hani delege çoğunluğu açısından yani. Peki.